Şimdi üçüncü konuşmacımız, değerli meslektaşım ve kıymetli dostum, Profesör Metin Eke hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yine Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümünden. Hocam hoş geldiniz. Evet, buyurun lütfen. Geleneksel Türk Halk Müziği eğitiminde bağlama çalgısının yeri ve önemi. Hazırlığını yaparken Metin Hocam'ın çok güzel ve beni etkileyen bir sözü vardır. Hocam, biz bu işin gözesinden geliyoruz diye. Ne kadar güzel söz. Erol Hocam, bilemiyorum, gözesinden gelmek. Yani Anadolu'yu bu kadar mı insan içinde hisseder? Yani özden, gözeden hocam. Yani benim Türkçe öğretmenim de sen konuş, sen öz Türkçe konuşuyorsun. Bunu işte Türk Dil Kurumu'na götürmek lazım derdi. Varmış bir şeyler. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Bizi almayayım. Sayın Başkan, değerli öğretim üyeleri ve kıymetli katılımcılar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü size sunacağım çalışmamda özellikle 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan bağlamanın Türk toplumundaki yeri, mahalli ve usta sanatçılar için önemi, Türk halk müziği derleme çalışmalarındaki işlevi ve Türk müziği devlet konservatuarlarında Türk halk müziği eğitimi alanındaki işlevi ve önemiyle ilgili bazı bilgileri size sunacağım. Fakat süremiz 15 dakika olduğu için daha detaylı bilgileri bildirim metninde bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bağlama çok eski dönemlerden beri varlığını sürdüren ve değer gören telli ve mızraplı çalınan çalgımızdır. Dil ile anlatılamayan duyguların aktarılmasında etkili bir müzik aracıdır. İcracının tercümanıdır. Bağlamanın dili konuşma dilinden daha etkili ve ikna edicidir. Müzik diliyle, motiflerle, ezginin melodik yapısıyla ve yörenin tavrıyla bütünleşerek aktarım görevini sürdürür. Bağlama, usta mahalli sanatçıların ve aşıkların sırdaşı, yoldaşı, dert ortağıdır. Bu düşünceyi ustadan çırağa, dilden dile gelen bir deyiş ile pekiştirmek mümkündür. 20. yüzyılın en büyük ozanlarından Aşık Veysel deyişinde sazına şöyle seslenmektedir. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey, gizli sırlarımı aşikar etme hey, lal olsun dillerin söylersen yağda hey, garip bülbül gibi ah uzar etme hey. TRT repertuarında bulunan farklı türdeki türkülerin Deyiş, Semah, Zeybek, Bengi, Mengi, Sağma, Zahma, Halay, Maya ve benzeri ezgilerin notalarında kaynak kişi olarak belirtilenler usta sanatçılar, halk aşıkları veya mahalli usta sanatçılardır. Bu türkülerin aktarılmasında çok önemli bir görev üstlenen bu sanatçılar genel olarak bağlamaları eşliğinde bu ezgileri aktarmışlardır. Ayrıca şu nokta da çok önemlidir. Derleme çalışmasına katılan müzikolog ve müzisyenler tarafından derleme yapılırken türküleri güvenilir kişilerden almak ön planda tutulmuştur. Bağlama ve ailesi sazlarının atası kopuz olarak bilinmektedir. Kopuz, eski Anadolu'da yazılmış kitaplarda da çok geçen bir deyimdir. Anadolu'da, Osmanlı Devleti'nde ve belki de Selçuklular çağında sazlarımızın tek ve köklü sazıydı. Türk halk müziği modal, makamsal bir müziktir. Belli cinslere ve bunlar üzerindeki seyirden doğan, ezgi kalıplarına dayanan, çeşitli özelliklere sahip, genellikle tek çizgili musikilerdir. Türk halk musikisinde kullanılan cinslerde, dörtlü ve beşlilerde ezgi oluşturan aralıkların ise üç çeşit olduğunu görüyoruz. Bir tam ses aralığı, sanat musikimizde tanini adıyla anılmaktadır. İki yarım ses aralığı, sanat musikimizde bakiye adını alır. 3. Orta boylu aralıklar tam sesle yarım ses arasında yer alır. Bunlar Türk sanat müziğinde mücennet bölgesinde yer alan aralıklardır. Derleme çalışmaları döneminde türkülerin notasyonunda
makamsal yapılarının Türk sanat müziğindeki makamlara Uşşak, Hüseyin'i, Rast, Hicaz, Çargah, Segah, Hüzzam, Mikris, Hicazkar ve bunun gibi makamlara benzerlikleri göz önünde bulundurularak karar sesleri La, Sol, Fa, Fa diyez, Si ve Do olarak belirlenmiştir. 1954 yılında Yurttan Sesler Korosu'nun kurulduğu dönemlerde bağlama tekne boyu 43-44 santime yakın ebatlarda biraz daha büyükçe yapılmaktaydı. Alt tellere 0-20 mm ve orta tellere sarı kalın teller takılıyordu. Alt teller piyanonun la sesini akort ediliyordu. Bu saz biraz büyükçe olduğu için o dönemde rahmetli Muzaffer Sarı Sözen bozuk düzen akordunda bazı ezgileri re karar perdesi olarak belirleyip ezgilerin notasyonunu yapmıştır. TRT Türk Halk Müziği repertuarında Yahyalı Kerem, Düz Kerem ve Kalenderi ses dizilerine sahip olan türkülerimizde özellikle donanımda bulunan si bemol 2 perdesi ile ilgili farklı fikirler vardır. Yahyalı Kerem dizisi olarak adlandırdığımız bir dizi. Si bemol 2 perdesi ile ilgili bir görüş, bu sesin bağlamanın sapında üst eşiğe yakın olan ve si bekar perdesinin pes tarafında, sol tarafında bulunan ikinci si perdesi olduğudur. Başka bir görüş de bu perdenin iki komalık si bemol olduğudur. Bu konunun açıklığa kavuşturması gerekmektedir. Bununla ilgili Türk Müzikisi Devlet İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümünde bulunan öğretim görevlisi meslektaşım Tunç Buyruklar ile bir görüşme yaptım. Kendisinin araştırmalarıyla, hesaplamalarıyla, Holder koması ile ilgili hesaplamayla o si bemol 2 olarak adlandırdığımız perdenin iki komalık si bemol olduğunu tespit ettik birlikte. Holder koması bir oktavı 53 eşit aralığa bölen ve logaritmik olarak bir aralığı bir koma olarak kabul eden bir sistemdir. Genellikle tekne boyu 40 santim ve sap boyu 85 santim olan bağlama birden fazla icracının bulunduğu koro ve ses kayıtlarında standart olarak kabul edilir. Tekne boyu 40 santim olan bağlamanın perdeleri hassas bir duyum ile yöresel ezgilerin makamsal hüviyeti ve melodik yapısı doğrultusunda olması gereken noktalara çekilmiştir. Holder komasına göre hesaplandığında si bemol 2 perdesinin frekansının 225.830 Hz olduğu tespit edilmiştir. Si bemol 2 perdesinin 2 koma bemole eşit olduğu görülmüştür. Ayrıca bağlamanın fa diyez perdesinin frekansının da 274.776 Hz'e denk geldiği tespit edilmiştir. Fa diyez perdesinin de fa perdesinin tiz tarafında, sağ tarafında bulunan 3. perde değil, 2. perde olan 3 komalık fa diyez olduğu tespit edilmiştir. Türk Müziği Devlet Konservatuarlarında geleneksel Türk Halk Müziği ve geleneksel Türk Sanat Müziği eğitimleri kendine özgü müfredatları içeren dersleri ve uygulamaları ile verilmektedir. Türk Müziği Devlet Konservatuarlarımızda uygulanmakta olan meslek çalgısı, bunlar bağlama, kaval, kemane, mey, zurna, Karadeniz kemençesi ve benzeri, Türk Halk Müziği solfej ve teorisi, Türk Halk Müziği repertuarı, oyun havaları repertuarı, Türk Halk Müziği bilgileri ve benzeri dersler, Türk Halk Müziği öğretiminde olmazsa olmaz derslerdir. Bu dersler kendine özgü müfredatları ile teori, solfej, repertuar, üslup ve tavır anlamında çok önemli bilgileri öğrencilere kazandırmakta ve gerçek bir öğrenmeyi sağlamaktadır. Bu derslerin uygulanmasında bağlamanın işlevi şöyle açıklanabilir. 1. Meslek çalgısı, bağlama. Türk Halk Müziği eğitiminde zincirin bir halkası sayılan ve zinciri oluşturan bu derslerin uygulanmasında bağlamanın çok önemli bir yeri vardır. Bağlama Anadolu'da her yörede yörenin kendine has tavrı ile çalınmaktadır. Tavır, bir yöreye ait ezgilerin melodik yapılarının halk müziği sazları ile icra edilmesinde kullanılan bir kavramdır. TRT Türk Halk Müziği repertuarında bulunan farklı yörelere ait, farklı melodik yapıya ve farklı usul yapısına sahip olan sözlü ve sözsüz ezgilerin yöresel tavır ile icra edilerek öğretilmesi, meslek çalgısı dersi bağlama ile mümkün olmaktadır. Türk Halk Müziği çalgılarımız arasında kaval, kemane, mey, zurna, Karadeniz kemençesi ve bunun gibi çalgılarımızın da önemli bir yeri vardır. Ama sadece bağlama yurdumuzun farklı yörelerinde farklı tavırlarla icra edilmektedir. 2. Türk Halk Müziği solfej ve teorisi. Türk Halk Müziği repertuarı
TRT Türk Halk Müziği repertuarındaki türkülerin notalarında bulunan donanımdaki seslerin Si bemol 2, Mi bemol 2, Fa diyez 3, Do diyez 3 ve benzeri orta boylu aralıklardan Türk sanat müziğinde mücennet bölgesine yer alan bu aralıklar, bunların oluşması türkülerin yakıcısı olan Türk halkının bu sesleri kullandığını ve kendisine eşlik etmesi için özünden yarattığı bağlamasına da bu perdeleri bağladığını göstermektedir. Türk Halk Müziği Solfej ve Teorisi dersi, türkülerimizin usul tasnifi ve makamsal hususiyetleri doğrultusunda solfejinin ve ritmik yapısının öğretildiği uygulamalı bir derstir. Türk Halk Müziği Solfej derslerinde bu seslerin duyumu ve dikte deşifre çalışmaları bağlama ile mümkün olmaktadır. 3. Türk Halk Müziği Repertuarı. Bu derste değişik yörelere ait sözlü ezgilerin yöre ağzı ve üslubu öğretilerek icra edilmesi amaç edinmektedir. Sözlü ezgilerdeki yaşanmış olayı anlatan kelimeler, makamsal yapı ve ritimsel özellik taşıyan melodi motifleriyle uyumlu bir şekilde türkünün yakılışına neden olan olayı etkili bir şekilde ifade eder. Sözsüz olan ve nakarat olarak adlandırılan melodik bölüm ise ezginin makamsal yapısı, usulü ve mertebesine göre birim vuruşlara eşit olan farklı değerdeki motiflerle çalgı tavrını belirler. Söz ve saz bölümündeki motifler genel olarak birbirine benzerlik gösterirler. Saz bölümündeki motifler yöresel hançeri ile söyleme şeklini, saz bölümündeki motifler ise yöre tavrını ifade eder. Türk Halk Müziği Repertuar dersinde farklı yöre ezgi türlerine sahip ezgilerin öğretilmesi ve icra edilmesi otantik bir çalgı olan bağlama eşliğinde daha etkili ve yararlı olduğu düşüncesiyle yapılmaktadır. Evet, anlatabileceğimiz bu kadar. Zamanı iyi kullandın mı başkanım? Peki, teşekkür ediyorum. Hocam zamanı harika kullandınız. Sunumunuz da çok güzeldi. Çok faydalı bir sunum olduğu kanaatindeyim. Zaten yayın aşamasında bunu daha detaylı olarak bize sunacaksınız diye düşünüyorum. Ben tabii hocam anlatırken hemen bir anekdot, çok kısa, süreyi aşmamak kaydıyla. Şu salonda, şuracıkta hocam, Tokat Müziği Koro Şefliği'nin, Marmaris'in korosunu çalıştırırken, yani şöyle bir 5-6 sene önce, ne hikmetse sazların hiçbiri gelmedi. Yok yani, ortada yoklar. Kamera şakası gibi bir şey. Piyanoyla yapmak zorunda kaldım. Ve hayatımdaki galiba en zor provaydı. Zulüm oldu yani benim için. Ne ben öğretebiliyorum, keyif alabiliyorum, ne çocuklar başarılı olabildiler. Ondan sonra hani çalışmalarda bağlamayı çok getirmiyordum ama arabamın arkasına koydum artık, ne olmaz ne olur diye. O gün bu işin, hocamın dediği nokta çok önemli. Gerçekten o öğrettiği, o lezzeti başka bir enstrümanla, zaten komasız türkü de öğretseniz o tadı veremiyorsunuz. Yani bilemiyorum, hani çalıp söyleme olayında Erol hocam, Cengiz hocam, burada otoritelerimiz de var. Metin hocam da dahil, Gürtan hocam. Çalıp söylerken de eğer çalıp söyleme şeyiniz varsa, yetiniz, yeteneğiniz, yine o havaya giremiyorsunuz. Yani elinize bağlamayı aldığınızda değişiyor. Böyle bir durum var. Bu da bence çok manevi bir güç veriyor. Çok enteresan bir şey. Ben bunu bizzat hissediyorum. Çalıp hocam, çalıp okuduğunuz. Evet, o yüzden çok önemli bir konuya değindiniz. Solfej konusu da çok önemliydi. Solfej eğitiminde de o enstrümanla halk müziği repertuarına girdiğinde o komaların, o lezzetin verilebilmesi için o yorumun, o durgunun diyeyim. Yine, zaten Batı müziği solfej eğitimi veriliyor belli bir dönem. Evet. Ondan sonra branş ayrıldığı zaman, evet, müziği, halk müziği alanında tabii, hocam, tabii ki gerekli olan enstrümanlarda o bilgi tabii çok önemli. Hani derneklerimizdeki bu noktadaki çalışmalar bence anlamlı, önemli. Hangi müzik türü ya da çeşidiyle iç içeyseniz ona göre o enstrümanlardan ve doğru seslerden duyduğunuz örnekler çalışmayı verimli ve başarılı kılıyor. Var mı acaba hocama soru? Erol Bey hocam, buyurun. Var, geliyor hocam. Evet.
Ben teşekkür ederim Metin Hocam'a öncelikle çalışması için. Şeyi sormak istiyorum Metin Hoca, tarihsel bilgiler verdiniz. Evet. Bağlamanın tarihçesine dair. Bu bilgileri hangi kaynaklara dayandırıyorsunuz? Mesela 1500 yıl dediniz bağlamanın tarihi için. Ortalama bir tarih süreci. Özellikle mesela Göktürkler döneminden itibaren düşündüğümüz zaman o dönemde 7-8 sesli. Pardon, hangi kaynağa dayandırıyorsunuz dedim ben. Kendi şahsi şeyinizden ziyade. Kendi zaten bunları hep kaynaklardan derleyerek. Cafer Açın hocamın Türk Halk Müziği Çalgıları Ansiklopedisi isimli bir kitabı var. Ve Mahmut Rauf Gazi Mihal'in de çalışması vardı. Onlardan esinlenerek. 1500 yıl olarak mı söylüyorlar? Evet, öyle söylüyor. Yani Anadolu'da Batı Yunan antikitelerinde bağlamanın birebir aynısı. 3000 yıl. Daha eskiye giden bilgiler de var. Mesela kopuzla ilişkilendirdiniz. Kopuz zaten kavramı çok ayrı da bir durum. Aslında söylenebilecek çok şey var çalışmanızın üzerine ama mesela sadece mızrapla çalınan bir çalgı dediniz. Oysaki mızrabın şurada 150 yıllık aşağı yukarı bir tarihi oldu. Metal tel sonrası gelişen bir şey oldu. O tarihe kadar kaç bin yıldır çalınıyor ise bunun mızrapsız çalındığı fikri var. Bunun gibi çeşitli noktaları genelde, var. Genelde Erol Hocam tabii ki genelde biz... Yani şerpe bizim bulduğumuz bir şey değil. Metin biraz, Hocam. Şerpe tabii farklı bir çalış tekniğini ifade ediyor ama genel olarak mızraplı, telli çalınan bir çalgı olarak bahsedildiği için Metin Hocam bu... böyle bir ya 1500 yıllık bir geçmiş halk müziğinin değil. Ama çok daha öncelere gidebilirsin ve milattan önce 3000-3500 yıllarında da mesela iki sesli müzikler vardı ama Altay Türkleri dönemi. Yani o kadar çok fazla hani çok belirgin böyle bir kaynak olmadığı için genel olarak böyle... Çok kaynak var Metin Hocam. Sadece müzik alanından değil, yani müzikoloji alanından değil, başka alanlardan da çok kaynak var. Yani biraz afaki yürüyor bizde bu özellikle tarihsel arka plan. Ve Anadolu'daki verilerin tamamının neredeyse Asya kaynaklarına dayandırılması, oradan böyle taşınarak geldiği filan fikirleri biraz şuurumuzu bulandırıyor gibi geliyor bana. Ama mesela özellikle bağlamanın mızraplı bir çalgı olduğu algısı o kadar çok şeyin anahtarı durumunda ki mızraplı çalgılar adı altında bağlama oraya konumlandırılıyor. Oysa ki bağlamanın ana kaynağı parmakla çalınmadır. Yani bu şerpe lafı da ben söylemedim zaten. Birisi uydurdu hani tıpkı bir deli kuyuya taş atarmış, kırk akıllı çıkartamazmış kabilinden pırıltılda bir laftı, tuttu gitti filan. Bizim çalıştığımız modern şerpe tekniği ayrı bir şey ama onun öncesi binlerce yıldır bağlama parmak tekniğiyle çalınıyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bağlamayı bu şekilde konumlandırdığımız zaman aslında ana kaynağından da çıkartmış oluyoruz, yarımlaştırıyoruz. Bağlama kendi alanında yapması gereken o büyük atılımı yapamadığı gibi yapılmış atılım da göz ardı ediliyor. Öyle söyleyebilirim. Yani şerpe tekniği sanki bizlerin böyle akşamdan sabaha ürettiği bir şeymiş gibi, modern bir şeymiş gibi, bizlere has bir şeymiş gibi, olsa da olur olmasa da olur gibi bir konumlanmaya gidiyor. Sonuçta bizler akademisyenleriz. Akademileri biçimlendiriyoruz. Eğitim müfredatlarını, yapılanmaları biçimlendiriyoruz. Bu noktada elbette ki çok hepimiz için söylüyorum bunu, sadece siz için değil. Çok dikkatli davranmak, düşünmek, bilgileri çok dikkatli analiz ederek sonuçlar elde etmek, onun üzerinden yürümek durumundayız. Bence bağlamamızın daha açılabilecek çok daha yönleri de var. Bunların hepsini iyi analiz ettikten sonra ortaya koymakta yarar var. Sizin sorunuz bana biraz böyle yurttan sesler menşeili bir sunum olarak geliyor. Bağışlayın beni. Yani o bir hazır bir bilgi var. İşte mesela tavır dediniz, üslup dediniz. Tavır nedir, üslup nedir? Biz bunlara şuurumuz bulanık yani. Epey bir zamandır. Tavır nedir, üslup nedir hiç bilmiyoruz biz. Yani tavrı sanki böyle bir mızrap vuruluşunun adı olarak biliyoruz. Sadece bağlamada tavır var. Bağlama dışında hiçbir enstrümanda tavır yokmuş gibi. Oysa ki her enstrümanda tavır var. Nefes çalgılarda tavır var. Söyleyişte tavır var. İfadeler farklı. Evet. Hayır, siz, öyle değil mi? Yani tavır dediğimiz şey bağlamada mızrap vuruşu değil mi? Pardon, kaval tavrını bütün yörelere mal edebilir misiniz? Her yörede farklı çalınabiliyor diyebilir misiniz kaval tavrı? Kaval her yörede farklı çalınıyor. Kendi bulunduğu, yaşadığı her coğrafyada kaval farklı çalınıyor. Bu doğası gereği. Bağlama da farklı çalınıyor. Ama tavır denilen şey bu diye mesela sanat müziğinde tavır kelimesi
icracının bireysel ifadesi için kullanılıyor. Yani kişiye özel kısmı sanat için tavır. Sanat müziğinde tavır kullanılmaz hocam. Kullanılıyor. Üslubu eserin genel üslubu için kullanılıyor ama kişisel özellik için tavır kullanılıyor. Ve bu bana çok tavır, daha doğru geliyor. Tavır yöresel olarak icra, yöresel çalma teknikleri olarak kullanıyoruz ve bunu... Bu ben, işte yurttan sesler kaynaklı bir bilgidir hocam. Bir düşünmeyelim hocam lütfen. Ben Nida Tüfekçi döneminde, Nida Tüfekçi benim hocam oldu. Biz onlardan yaşayan kaynaklardan bu bilgileri aldık. Tabii ki bunun yanına ilave edeceğimiz kaynaklar var. Burada ben şimdi sadece bağlamayı anlatmadım ben. Ama bağlama ile ilgili bir takım bilgiler verirler. Ama amacımız ne burada? Halk müziğinin, geleneksel halk müziğinin öğretilmesi için bağlamanın olmazsa olmaz unsuru olduğunu ve bununla ilgili mesela bağlama ile ilgili bazı spekülasyonların olduğu, işte perdesinin, si bemol 2 perdesi, 2 komada bununla ilgili çalışmaları biraz daha detaylandırmak için bu bilgileri burada sunu ve burada da şimdi hepsini sunmadım. Zaten bildirim metninde çok daha detaylıdır. Metin hocam, orada geleneksel olmayan Türk halk müziği zaten, geleneksel. Nida Tüfekçi bizim de hocamız oldu. Ben yıllarca radyo içerisinde de çalıştım. Biraz bilgilerimiz sizin için demiyorum, bu çok genel bir şey. Genel bir hareket üzerinden yürüyoruz. 2000'li yılları geçtik ve hala belli bir yaklaşım üzerinden yürüyoruz. Bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bakın Cafer Açın'ın çalışmasından çok başka çalışmalar var. Yani bağlamanın en az Anadolu'da 3000 yıl olduğu, bağlamanın çok yakın bir tarihe kadar binlerce yıldır mızrapsız çalındı. Bunun gibi tavır kavramının ne olduğu, ne olmadığı konusunda çok çeşitli çalışmalar var. Bunların hepsini bir arada değerlendirmek de aslında hepimiz için söylüyorum. Çok yarar var. Her Türk halk müziği geleneksel değil hocam. Şimdi yöresellik dediğimiz zaman farklı yörenin tavrını, üslubunu belirleyen ezgiler. Bir de beste türkü formundaki ezgiler ve bakarsınız ki donanımı çalınmış. Bakarsınız melodi oradan 2-3 ölçü alınmış, ritim değiştirmiş, söz değiştirmiş, beste türkü formunda bunların tavrı yoktur. Yani siz sadece melodiyi çalarsınız orada, motifleri çalarsınız, ona bir tavır veremezsiniz. Bir sürmeli tavrı, bir değiş tavrı, efendime söyleyeyim bir zeybek tavrı, onları veremezsiniz siz. Yani benim geleneksellikten kastım bu. Yöresel halkın yaptığı bir hikaye, bir olayın ardından yaptıkları türkü ve Türk halk müziği repertuarında bulunan ezgileri ben geleneksel olarak nitelendiriyorum. Diğerlerini nitelendiriyorum. Hocam toparlayalım. Süremiz açısından. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum soru için ve cevap için. Şöyle, ben hemen kısacık. Aslında konu başlığı tabii ki geleneksel Türk halk müziği eğitiminde bağlama çalgısının yeri ve önemi. Tabii bu eğitime girince de bir şeyin doğru yapılması, doğru bilgilerle donatılması ve aktarılması aşikar olması gereken bir şey. Bu noktada kavram kargaşaları ya da teknik olarak bazı yanlışlıklar ya da tartışmaların olduğundan söz etti Metin Hocam da. Gerçekten bu noktaların yakalanıp netleştirilmesi lazım. O anlamda ben Erol Hocam'a da katılıyorum. Yani kendimizi, yani bu akademik camiada eğer bir netlik kazandıracak kapasitedeysek ki öyle olmalıyız, bunun üzerine gitmek lazım. Ama bilgi biraz farklı geliyor. Yani yazarken, çizerken ya da aktarılırken işte bu noktada bilimsel yaklaşımla doğru kaynaktan ve en doğruyu bulmak ve ortaya koymak lazım. Özellikle ürün aktarırken, ürünleştirirken. Hocam en doğru hangisidir? Hocam da o anlamda yanlışlıkla toparlayacaktır. Kaynaklara evet. Güvenerek bu çalışmalar yapılıyor. Yani biz evet. O dönemde yaşamadığımız için değil mi? Evet. Bilemeyiz. Sadece kaynak olarak yazılan, bilimsellik değeri kazanmış olan kitapları kaynak olarak alırız. Onun olabilir. Yani biz sadece onları aktarmakla. Çünkü o dönemlere gidemiyoruz. Mesela bir türkü yanlış değerlenmiş. Ben onunla ilgili çok çalışma yaptım. TRT repertuarına gönderdim. Bu türkünün meyanı böyledir, zemini böyledir. Bana şöyle cevap geldi. Bu türkü böyle değerlenmiştir. Değiştirilemez. Yapacak bir şey var mı? Ben onu sadece kendim bilgi olarak saklarım. Gerektiği zaman da onu öyle kullanırım. Evet. Solfej dersini de öğrencilerim öyle söylüyorum. Benim mesela. Bildiğim kadarıyla bazı türkülerde aynı olduğu gibi Evet hocam yeniden yazıyorsunuz değil mi hocam? Öğretilerinizde, koronuzda, derslerinizde diye bir gün paylaşmıştık. Şimdi yurttan sesler diye başlarsak çok uzun konuşmamız gerekir. Çok uzun gerekir. Bir konuşma. Orası bir icra kurumu ve orası nasıl dinlendiği artık bizim önümüzde duruyor. Yani onu halk müziğinin aslıdır diye almak bana çok sağlıklı gelmiyor. Evet. Bugün çok sayıda da çalışma yapılıyor.
Sürekli üniversitelerimizde yeni bilgiler çıkıyor ortaya, yeni yaklaşımlar çıkıyor, kaynaklar ortaya çıktı. Yani ses kaynakları. Eskiden ses kaynakları yoktu, sadece notalarımız vardı elimizde. Ama şu anda biz o notaların yazıldığı ses kaynaklarına ulaşmış durumdayız. Yani halk müziğinin aslında sesli gerçek kaynaklarına, birincil kaynaklarına ulaşmış durumdayız. O kaynaklarla notaları karşılaştırdığımızda da çok enteresan şeyler geliyor. Ben size mesela çok basit bir örnek vereyim. Yine dertli dertli inliyorsun sözleriyle okunan Sema, Alevi Bektaşi Sema'lı binlerce yıllık bir kültürün ifadesi olan bir Sema, sözleri o değil, değiştirilmiş. Evet. Virani, Yemini, Esirinin ulu ozanların şiirlerinden oluşan bir şiir ama içinde Alevi Bektaşi tarikatına ve önde gelen isimlere dair şeyler geçtiği için TRT'ye konulsun diye Karacaoğlan gibi çok alakasız bir şiirle değiştirilmiş. Yani alakalı veya alakasız ama bir değiştirme işlemi bile yapılmış yani. Evet. Ve bu, biz bu kaynağın çok doğru olduğu üzerinden hareket ediyoruz. Bana bu çok sağlıklı gelmiyor. Sadece ben Metin kardeşim için söylemiyorum. Hepimiz için yani. Onu artık başka bir hocam zaten. Artık o başka bir noktadan, evet, çok başka bir noktadan evet. Hareket etmeliyiz. Evet. Farklı bilgilerdeyiz. Şu anda farklı noktadayız. Farklı araştırmalar çıkıyor. Farklı bir noktadan bakarak artık toplumumuza çok daha doğru bilgiler üretmeliyiz ki o doğru bilgilerle de müziğimizi kalkındıralım. Daha bakın hiç ne terimlerimiz oturdu, hiç notasyon, hiçbir şeyimiz oturmuyor bir türlü. Çünkü almışız TRT'yi, biz baz alıyoruz. Onu aldığımız zaman da hiçbir şey değişmiyor. Değiştirmeye de zaten niyetimiz de yok. Aynı şekilde böyle gidiyoruz. Dünyanın en zengin kültür coğrafyasındayız. Dünyada tanımıyoruz. Evet. Özür dilerim. Uzattım. Yine konuşmalarımıza bir şey ekleyebilir miyim hocam? Peki ben dışarıda devam edeyim. Şimdi bu bazı bilgileri de özel görüşmeyle ben aldım buraya. Kimse de yani çoğu kimse bilmez bunu. Mesela neden la kararlı alınmış? Bunlarla ilgili Yücel Paşmak Çoca ki benim de hocam oldu. Bugün halk müziğinde derleme çalışmalarına katılmış Nida Bey'le beraber. Tabii ki bunlardan en sağlıklı bilgileri onlardan alacağız. Onlardan aldığımız bilgiler demek değildir ki biz yurttan sesleri... La doğru mu Metin hocam sizin şey için? La değil. Doğru mudur sizce? Notaların la'dan yazılması doğru mu diyorsunuz? Evet, makamsal özelliklerine göre. Yücel Bey'le ben birebir görüştüm. Hocam la vatandayız ya. La vatanından çıkamadık. Uzatmak istemiyorum. Peki, tamam. Ben size yani, Bartok'tan başlayarak, evet, Ablan Saygun'dan gelerek la'nın niye yazıldığına dair ben size izah edebilirim ama la'nın doğru olup olmadığını bir kere önce tartışmamız lazım. Yani çok konumuz var. Özür diliyorum. Rica ederim hocam. Yani burada bir yüzyıla yakındır gelen sıkıntıyı da Metin kardeşimizin üzerinden böyle konuşuyor gibi olsun da istemem. Yani o bir yönlü dillendirdi. Yani bunu biz camia olarak konuşabilmeliyiz. Çalıştaylarımızda. Tabii evet, konuşmalıyız ki ancak o yüzden buradayız. Sağlıklı bir şeye ulaşabileceğiz. Tabii ki. Tabii ki. Peki. Herhalde artık süremizi hocam adına tamamladık, geçirdik bile. Ben tekrar teşekkür ediyorum hem katkı sağlayanlara hem de sunumu gerçekleştiren değerli Metin hocamıza. Ve bugünün katkılarından dolayı kendisine bir katılım belgesi takdim ediyorum. Buyurun.